Herkese merhabalar. Bugün öğrenci arkadaşlarımızla birlikteyiz. Valla kolaymış. Türkiye'de stajyerler bir kere köle Zaura gibiler. Benimkisi kadar güzel olamaz hiçbirisi. Kanalıma abone olmak isterseniz lütfen aşağıdaki kırmızı şeyi tıklayınız. Bir süper oldu. İşinde çok iyi olacağına inanan bir genç avukat, bunu çevresine nasıl ispatlayabilir? Güzel bir soru. İşini iyi yapacağına inanıyor ve çok da iyi olacağına inanıyor. Henüz hiç iş almamış, bunu gösterme fırsatı olmamış. Fakat gösterebileceği bir tane fırsat var. Başkalarının yaptığı işin bir kritiğini yapabilir. Mesela bir yargılamayı dosyasına alır, inceler. Bu yargılamanın daha iyi olması için yapılması gereken ilave şeyler şunlardı diye bir yazı yazabilir. Bir iş davası mesela. Almış, bakmış böyle. Bununla ilgili bir makale yapabilir. İsimleri sildi. Dedi ki böyle böyle bir yargılama oldu. Bu yargılamada şu, şu, şu hususlar güzel. Şunlar daha iyi olabilirdi. Hatta şunu da düşünse böyle olurdu falan diye bir şey yaptığı zaman oradaki düşüncesinin ve kendisinin daha iyi yapabileceğini ortaya koymuş oluyor. Sonra ne oluyor? O yazıyı okuyan insanlar doğrudan ona gidiyorlar. Madem öyle diyorsun, hadi buyur bakalım. O zaman müvekkiline ispat etmek için birinci nokta herhangi bir çalışılmış bir olayı alıp o konuyla ilgili olarak geliştirici önerilerini paylaşmak. İkinci nokta kendisine bir iş verilme olasılığı olduğunda müvekkiller dolaşırlar avukatları 1, 2, 3, 4, 5 bakar gözüne anlar hangi işi bu avukata veririm diye. Onları verirken onun karşısında öyle bir tavır sergileyebilirsin ki bunu böyle yapınca bu olur falan dersin. Sonra seçilirsin onların arasından. Öyle kanıtlarsın. Sonra da mahkemeye gittiğinde mahkemede diğerlerinden farklı onların öngöremediği şeyleri ortaya koyarak ve tutarlı davranarak kendini kanıtlayabilirsin. Başarılı bir avukat olmak için gençlere hukuk bilgisi dışında hangi deneyimlerle kendilerini geliştirmelerini tavsiye edersiniz? Çok güzel bir soru. Örneğin toplum karşısında güzel konuşma sanatı öğrenebilirler. Dikkat ederseniz avukatlar hiç durmadan bir yerlere bir şeyleri anlatıyorlar. Müvekkilini ikna etmeye çalışıyor. Müvekkilini ikna ettikten sonra karşı tarafı ikna etmeye çalışıyor. Mahkemeyi ikna etmeye çalışıyor. Onun için ikna edici konuşmak için de çok iyi güzel dili konuşuyor olmalar lazım. Bunun için diksiyon kursları var, güzel konuşma, güzel yazma şeyleri var. Bunları yapmalarını tavsiye ederim. Diğer bir şey, mahkeme salonlarına dikkat edersen, mahkeme salonlarının hakimi kim? Hakim bey değil, katip. Katip yazmayı durursa duruşma duruyor. Onun için avukatların yaptıklarına bakarsanız da durmadan fikirler üretiyorlar, onları yazıyorlar. Başkaları bir şey söylüyor, onları yazıyorlar. İşte başkasına bir şey söyleyecek, onları yazıyor falan diyelim. Onun için bakmadan şöyle 10 parmak, dakikada 100 kelime, o demiyorum ama 40 kelime yazsa bile büyük şey olur. O yetkinliği kazanmalarını tavsiye ederim. Sunum teknikleri dediğimiz işte ne bileyim finans konusunda, mali konularda avukatlık yapacak olanların muhasebenin mesela nasıl işlediğini öğrenmeleri iyi olur. Bilanço hukukunu biz öğreniyoruz ama bilanço okumayı öğrenmiyoruz mesela. Bir bilanço nasıl okunur onu bilmeler lazım. İşte Excel dosyalarında çalışıp oralardan veri tabanları vesaire oluşturmayı çok iyi bilmeler lazım. Araştırma yeteneklerini geliştirmeler lazım. Mesela iletişim kanallarını çok iyi kullanabiliyor olması lazım. Bunun gibi işte bilgi yönetimi dediğimiz şeyler, işte bilgisayar programları nasıl çalışıyor, tekrar eden şeyleri nasıl bir bilgisayara emanet edebilirim gibi bir sürü yetkinlikler kazanabilirler. İşte ceza hukuku yapacak olanların mesela üniversitedeki adli tıp eğitimi var ya, bu işte bir temelini oluşturuyor ama yani ceza hukukunun ilgilendiği bir sürü şey sahası, kimya sahası var, işte fizik sahaları var, bu konularda kendilerini geliştirebilirler. Sonra sektör araştırmaları yapmaları lazım. Mesela hangi sektörde hangi tür işler çok olacak ileride, bunun öngörüsünü yapabilmesi lazım ki kendisi konumlayabilsin. Herkese merhabalar. Bugün öğrenci arkadaşlarımızla birlikteyiz.
Valla kolaymış. Türkiye'de stajyerler bir kere köle Zaura gibiler. Belkisi kadar güzel olmaz hiçbirisi. Kanalıma abone olmak isterseniz lütfen aşağıdaki kırmızı şeyi tıklayınız. Bir süper oldu.